dışarının reklamını yapmayın. O da kurbandan kurbana. Doldurmayacağım varsa 4 milyar maaş verin, 4'ünü de vereceğim. 4 milyar maaş verin de yaşanamayacak bir hale geldik. Çocuğum diyorsun. 10 milyar para verdiler. Dükkan daha burada şu anda. Nasıl gücüm varsa her yerde işim görüyor. Kırmızı mikrofona hepiniz hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza gündeminizde ne var diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Bu arada sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gündeminizde ne var diye soruyor. Sizin gündeminizde ne var? Size soralım. Tabii ki ekonomi var herkes gibi. Çünkü şu an ekonomi her şeyin üstüne çıktı. Ekonomi var. Yani ekonomide de malum işte doların, markın, şunun bunun artışı, insanların asgari ücretle daha çoğunluğunun geçinmesi, asgari ücretinde falan hani gerçekten düşük seviyede olması, tabii bunun bağlamında emekliler falan ve diğer ücretle, sabit ücretle geçinenlerin de durumu aynı. Yani hal böyle olunca gündemimizi tabii yatıyoruz, kalkıyoruz, ekonomi işgal ediyor. Ekonomi yani. Yani bugün aldığını yarın alamıyorsun. Ücretler de sabit kalınca haliyle ister istemez ekonomiden şikayetçi oluyoruz yani. İşte bunu düzeltirlerse biz de mutlu oluruz. Ama şu aşamada ekonomiden yana mutsuzuz. Onu söylemek istiyorum. Peki şunu soralım. Yani gidişattan siz memnun değilsiniz. Bu belli oluyor ama gidişatımız iyi, memnunuz diyenler de var. Onlara ne söylemek istersiniz? Şimdi adamın tuzu kurudur. Efendim tezgahını güzel vurmuştur. Geliri vardır. Yani sağda solda yani tekerini döndürebilecek durumdadır onlar. Hal böyle olunca onların memnun olmasına, şey olmasına da, mutlu olmasına da benim için sürpriz olmaz. Çünkü yani beş parmağın beşi bir olmadığı gibi herkes aynı şekilde değil tabii. Bunun zengini de var, fakiri de var. Çok daha fakiri var ama genel olarak insanlar biraz mutsuz yani, onu söyleyeyim. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, iyi günler. Gündemimizde pahalılık var. Geziyor marketler, hiçbiri birini tutmuyor. Hepsinde 10 lira 15 lira fark var. Yağının biri bir yerde 128 lira bir yerde 150 lira. Gündemimiz bu. Öyle geziyor, nereden ne alabildik ucuza diye. Başka bir şey yok gündemimizde. Genel olarak ekonomi var yani. Ekonomi var, pahalılık var. Gündemimizde başka hiçbir şey yok. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Oh, inşallah başımız daha gider de bir şeyler olur yani. Yoksa Ben de ekonomi profesörüyüm de başaramıyorum. Ailemi geçindiremiyorum. Profesörüm yalnız, ekonomi profesörüm. Siz de ekonomistsiniz yani. Tabii ekonomistim. Ben de ailemi geçindiremiyorum işte. Ne hesabı bilemediğimden. O da hesabı bilmediğinden ekonomistim diye geziyor. Peki, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağ olun. Bizim gündemimizde zam var, başka bir şey yok. Gündemimizde zam var hemşerim. Sabah yatıyor, akşam yatıyor, sabah kalkıyor, zam. Her gün. Çiftçiyim ben. En adi kupre, 26'lık kupre 8,5 lira olmuş. Üre kupre 14 lira. Bu çiftçi nasıl alıp satacak? 1400 lira olmuş. Çiftçinin geçinemediğini iddia ediyorsunuz yani? Yok. Çiftçi bitti. Vatandaş gidiyor yani. Peki, size soralım, sizin gündeminizde. Aynı, hepimiz aynı bu konuyu konuşuyoruz yani şimdi. Siz de aynı zamlardan şikayetçisiniz. Aynı, evet. Gübreye şey almaya geldim. Gübre almaya geldik, aynısını konuşuyoruz. Taban, o nitratı üreye atamıyoruz. Sıvı gübre almaya geldik, onlara bile güç yetecek halde değil. Ben emekliyim, 1800 lira maaşım var. Tayyip Bey çıkıyor 2 liranın altında, maaş yok diye. Daha ben emekliyim, ben makul emekliyim, 1800 lira maaşım var. Peki, size soralım, sizin gündeminizde ne var? Şimdi aynı düzen. Aynı düzen. Çiftçinin durumu felaket. Üre 13 bin lira. Nitrat 8 bin, 9 bin lira. Şimdi sulu gübreyi konuşuyoruz. Hı. Acaba ondan mı atalım, ondan mı atalım? Bir, alacağız. Onlardan da alacağız belki de. Fakat kuraklık parasını alamadık ki. Desteklemeyi alamadık. Hakkımız olan bir şey. Devlet destek vermiyor mu çiftçiye? Yok. Devlet destek veriyor ama alamadık. Bak, ben 71 yaşındayım. 71 seneden beri devlete vergi ödüyorum. Niye? Ekmek yiyorum. Ekmeğin KDV'si %1. Ben bir defa bu şeyden, ATM şeyden dolayı, virüsten dolayı şeye düşmüşüm, mağdur duruma düşmüşüm. Bana 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira vermiyor yani. Yani bunun şeyini araştırmak lazım. Neden verilmiyor, niye verilmiyor? Hani bilemem. Ben hem emekliyim,
Hem de çiftçiyim. Kuraklık parası dedi çiftçiye. Dekara 100 lira dedi. Tamam mı? Dekara 100 lira dedi. Şu anda listeler, ilçe tarımda alacağımız para belli. Kaç lira biliyor musun? 60 lira. Dekar 60 lira verir. O da ödeme de yok. Bunu 10. ayda, 9. ayda çiftçinin ekim mevsimi. O zaman vereceğiz de çiftçiye mazlum alacağız, kupresini alacağız. 12. ayda bitir. Hala daha destekli. Kuraklık parasını alamadık. Bir de o ayrıca dekara destek veriyor. Mazlum kupre parası. Onları da hiç alamadık. 100 lira değil. Televizyona çıkıyor. Çiftçiye 100 lira. Dekara kuraklık parası değil. 60 lira. Peki, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Beşiktaş, futbol. Genel olarak, aynen. Ne yönde peki Beşiktaş kötü gidiyor? Çok kötü, gidişat çok kötü. Nasıl düzelteceğiz hiçbir fikrim yok. Allah büyük. Peki, size soralım. Yani dersler var, bir de 12. sınıfız. Üniversiteye hazırlanıyoruz. Yani üniversiteye hazırlanıyoruz. Peki, iyi bir yere yerleşeceğini düşünüyor musun? Fazla değil, yani bu eğitim sistemiyle fazla değil. Eğitim sisteminde şikayetçisin yani. Evet. Peki, çok sağ olun, teşekkür ederiz. Geçim sıkıntısı var, başka ne olacak yani? Zam var, her şey piyasada durum kötü. Ben der gibi vatandaşın hepsi çekiyor. Memnun olduğunu dile getirenler de var. Bunun hakkında ne söylemek istersin? O yağ kurudur yani, tuzu kurudur onun. Maddi durumu iyidir de onun için öyledir. Neyse ben... Peki, çok sağ olun, teşekkür ederiz. Vallahi şu anda gündemde bir şey yok. Hiçbir şey yok mu sizin gündeminizi meşgul eden? Yok, şu anda yok vallahi ya. O zaman sizin kafanız çok rahat. Rahat rahat. Memnunuz yani. Sıkıntı yok. Devam. Gidişattan memnunsunuz yani. Tabii. Ne var da? Peki size şunu sorayım. Siz memnunsunuz ama memnun olmayanlar da var. Onlara ne söylemek istersiniz? Tabii biraz bunları şey yapmaya gerek var yani. Beklemek tabii ki bir şeyler yapmak lazım yani. Her şey zamlı. Asgari ücret tabii ki düşük. Asgari ücret tabii ki şu anda bayağı bir sıkıntılar var yani. Buyur. Sizin de gündeminizi alalım. Neymiş gündemimiz? Karşılıklı konuşalım. Gündeminizde ne var diye soruyoruz. Sizin gündeminizde ne var? Memleketin gündemi geçim sıkıntısı kardeşim. Yani neslinin geçim sıkıntısı. Mesela giden abimiz gidişattan memnunum demiş. Siz memnun musunuz? Ben memnun değilim. Onun memnun olduğunu biliyoruz biz onu. Onu da biliyorum ben. Onu da biliyorum. Hadi kolay gelsin. Peki, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Memnun olanlar sadece yönetimden memnun olanlar. Biz bu gidişattan neyi memnun olalım? Ya geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Yani neslimiz işsiz. Çoluğumuz, çocuğumuz başımıza bel oldu. Peki, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Onlardan. Bizim gündemimizde her şey var. Bağlılık var. Millet sıkıntı da yani. Alım gücü olmadığını iddia ediyor. Evet. Hiçbir şey alıp satamıyor. Oturuyor burada, eve boş gidiyor yani. Peki, gidişattan memnun değilsiniz sonuç olarak? Ya yine bu şükür yani. Dış devletlere baharatın iyi yani yine de. Bakıyor televizyona, insana yürüyor duruyor dış devletlere. Yine burası iyi. Vallahi iyi. Yani siz memnunsunuz bu durumdan? Memnunum. Memnun olmayanlar var. Onlara ne söylemek istersiniz? Vallahi onlar kevinin diyor hemşerim. Çalıştın her şey bolluk. Çalışma benim gibi burada oturursan var ya yok bir şey. Yani bu hayat pahalılığını, bu pahalılığı dış güçler mi yapıyor sizce? Tabii. Dış güçler yapıyor tabii. Doları ilk birden yükseltiyorlar. Ne oldu? Altını yükseltiyorlar. Zaten zengin, fakir fakir. Eskiden beri böyle. Eskiden ben mazlum kuyruklarına yatıyordum. O günlere gelmesin geriye. Vallahi gelmesin. Zor. Allah onlara fırsat vermesin yani. Peki, size soralım o zaman. Sizin gündeminizde ne var? Kardeşim, hükümet herkes yıkmaya çalışıyor hükümete. Hepsi eski düzene sokak diyorlar millet şimdi şu durumda. Eski düzene sokak diyorlar. Hükümet yıkmaya çalışıyorlar kardeşim. Hükümette ne var? Kim yıkmaya çalışıyor bunu söyleyeyim? Ya yıkıyor. Dış güçler yıkıyor kardeşim Allah'ım. Amerika var ya, bizim oynayan Amerika yani. Başka kimse yok. Pahalılığın nedeni Amerika mı sizce? Tabii. Dolar yükseliyor. Burada vatandaş kendi haline yükseliyor yani. Buna bir çözüm olsa Tayyip gibi adam yok yani. Liderimiz Tayyip. Peki, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz, iyi günler. Bize oy vermek kardeşimiz. Kırıkkale'de öyle. Tayyip'ten başta 9 oyum var, 9'dan Tayyip'e. Benim 15 tane oyum var, valla Tayyip'e gider. Ne yapalım? Peki, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz, iyi günler. Gündeminizde ne var diye soruyoruz. Size soralım dedik. Sizin gündeminizde ne var? Gündemimizde pahalılık var, her şey var, ortalık ateş pahası. Arkadaşlarınız kaçtı, onlar konuşmak istemiyor ama sizle konuşalım. Yani bu, biz bir emekliyiz. Bize verilen şeyler istiyoruz yani. Ne diyeyim sana? ya şimdi çok konuşulacak şey var da git
lanet olsun hemşerim. Zaten bizim var ya hayat. Abi duralım. Durum perişan yani. Şikayetçisiniz. Tabii yani durumumuzdan şikayetçiyim. Şöyle şikayetçiyiz. Hayat pahalılığından şikayetçiyiz yani. Tamam mı? Hayat pahalılığından herkes şikayetçi yani. Yani bir un 17 lirayken 35 lira olmuş. Daha bundan şikayetçi olmayacak bir durum var. Şikayetçi olmayanlar var peki? Onlara ne demek istersiniz? Gidişattan memnun onlar olanlar var ya, onları Allah var ya bildiği gibi yapsın diyorum yani. Peki, çok sağ olun, teşekkür ederim. Size soralım. Neyi soracağım hocam? Gündeminizde ne var diye soruyoruz. Gündemde pahalılık var, ne olacak? Her şey pahalandı yani, her şey fiyatla uçtu yani. Ya 150 milyon oldu yani. Alım gücü olmadığını iddia ediyorsunuz yani. Tabii, alım gücü yok ki yani. Devlet para vermiyor bize. Peki, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz, iyi günler. Gündem, hiç yok gündem. Sabahtan akşama kadar bir 30 simidi satamıyor. Bu nasıl olacak bilmiyor. Peki, çok sağ olun. Gündemimizde şu anda üniversiteye gidiyorum. El işi var. Üniversiteyi kazandınız yani. Evet evet, ek yerleştirmeden. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi dersler, iyi eğitimler olsun. Gündemimizde ne var? Ne var gündemimizde? Hiçbir şey yok bizim gündemimizde. Hiçbir şey yok mu? Yok oğlum, hiçbir şey yok. Gündeminizi meşgul eden, arkadaşlarla bir araya geldiğinizde sohbetini ettiğiniz hiçbir şey yok mu? Olmadı, bitti gayri ya. Neden? Eskisi gibi değil yani. Sohbet edemiyor musunuz artık? Yok artık sohbet edecek kimse kalmadı ki. Neden, onu soralım. Sen konuş dayı. Ben ne diyeyim, ben diyecek bir şey yok. Bir şey bir araya mı gelemiyorsunuz yoksa arkadaşınız mı kalmadı? Herkes işinde, gücünde, ekmeğinin peşinde dayı. Kimse kimseyle muhabbet, sohbet edecek vakit bulamıyor ki yani. Yani sonuç olarak sizin hiçbir gündeminiz yok. Yok, hiçbir şekilde yok. Peki. İşimize gücümüzeyiz yani. Peki, çok tamam, sağ olun. İşe akşam eve. Siz tekrar söyler misiniz? Faili meçhulü bir yaşantı yaşıyoruz şu anda. Peki, tamam, çok sağ olun. Gündeminizde ne var diye soruyoruz. Gündem çok. Ekonomi. Başka bir şey yok. Gündem ne yönde var? Ekonomi? Her türlü yönde. Dolar mı desen, mutfak mı desen, ondan sonra aha benim çocuğum var, okudu, iş yok ona mı desen, hayat pahalı. Yani genel olarak ülkenin sorunlarından şikayetçisiniz. Herhalde yani, ülkenin sorunlarından şikayetçiyiz yani. Reisimiz ya, ama reis işi cıvıttı. Önceden oy verdiniz yani, desteklediniz. Verdim. Yine veririm ama şu masadan sonra vermem. Bak reis seviyorum. Ama vermem. Gidişattan memnun değil misiniz şimdi? Gidişattan memnun değilim. Ha, ülkeyi darboza yapıyor ama bu oyalar. Onunla bir şey var. Her tarafa saldırıyor. Ama ya reisin yanındakileri ekonomiden hiçbir haberi yok. Yani işte diyor, işte bugün dolar çayacak diyor. Kendi aranda alıyor dolar alıp gidiyor. 9'dan kaçtı oluyor yani. Yani ekonomi iyi, iktisat iyi de araba fiyatlı olsun, her şey olsun, aldı başına gidiyor. Allah yardım etsin cümlesi. Yani yönetenlerin halktan bağımsız olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Vallahi çıkıp da yani bir şey halkla konuşmuyorlar. Çıkıp da bir halka, arkadaş şöyle yapacak, böyle yapacak bir şey demiyorlar. Veya dolar şu fiyatı olacak, veya herhangi bir şey olacak demiyorlar. Ekonomi şu diyen yok. Yok, yok oğlu yok. Allah cümlesine yardım etsin. Peki, çok sağ olun, teşekkür ederiz. Sizin gündeminizde ne var? Bir şey yok dayı, gündemimizde ne olacak bizde? Yaşlıyık biz ya. Gündemimizde yaşlılık var diye. Yaşlılık var, emekli maaş. Nasıl yani, emekli maaşı ne? Emekli maaşıyla ilgileniyor şu anda, ne kadar zam verecekler diye ona bakıyor. Zam bekliyorsunuz. Zam bekliyor, evet. Peki sizce ne kadar verecekler, sizi geçindirebilecek mi? Bilmiyorum ki. Ne kadar verecek, herhalde bu ortamda bayağı vermesi lazım. Hayat pahalı tabii. Bu kim, pahalı, kim pahalı demeye yalan söyler. Olur mu? Pahalı. Pahalılık var. Yani siz gidişattan memnun dar değilsiniz. Dar yerlilerinin işi zor. Peki, çok sağ olun, teşekkür ederiz. Hayat pahalılığı var yani. Ekonomiden şikayetçi değil mi? Hayat pahalılığı. Aldığım bir gübreyi bu sene 10 milyar aldım. 3 milyar aldığım gübre 10 milyar aldım. Ben çiftçiyim aynı zamanda. Hayat pahalılığı var. Çiftçi olarak geçinemediğimizi mi iddia ediyorsunuz? Ya geçiniyoruz da hayat pahalı yani. Yetmiyor maaş, yetmiyor. Hem de aynı zamanda memurum da var kendim. Memurum da. Hem de çiftçilik yapıyorum. Yine bile zorlanıyorum. Bir de asgari çalışan adam ne yapsın yani? Ben öyle düşünüyorum.